Ne yapsam oğlum? Şu anda senin Aslı'yı bulmuş olmandan daha önemli hiçbir şey yok. En önemlisi senin kızın. Maya, Yıldız filan derken kaçırma kendini. Ne istediğini unutma. Baba olmak istiyorum. Başka derdim yok. Oldun işte. Oluyorsun zaten. Bundan sonra her şey daha zor olacak Aslı için. Kızcağız üzülüyorum dedi. Otele gelemiyorum dedi. Geriliyorum dedi. Dedim çözüveren ben dedim bu sorunu. Atlatıveren dedim kızı. Olmadı. Elimize yüzümüze bulaştırdık. Maya da sevmiş seni. Belki de benim yapamadığımı yaptı. Bunca yıl beklemiş. Anlamıyorum ki. Anlamıyorum. Maya. Kızımın annesi. Ben yani kızının mutluluğunu en çok o ister. Ya istiyor biliyorum. Sırf o mutlu olsun diye insan bu gerginliği sineye çeker. Olmuyor, çekemiyor. Sen. Biliyor musun Aslı'yı ne kadar çok seversin? Bak ne kadar zor getirdim seni masaya. Oturtamadım. Oturtamadım ikinizi aynı masaya. Anlayamıyorum. İkinizi anlayamıyorum. Bir adamın hayalini iki kadın birden kuruyorsa o ikisini o masaya oturtamazsın. Birimizden biri senden vazgeçene kadar böyle bir şeyi bizden isteme şansın yok. Olmayacak. Benim kimi sevdiğimi biliyorsun değil mi? Kızımın annesi. Bu kadar. Çalışıyorsun sen ya. Ne yapıyoruz söyleyecek misin? Kardeşim bir dur ne olur bir dur be. Bir dur be. Anlatacağım oğlum bir dur ya. Ne olur söylesene artık. Oğlum tamam bak söylüyorum ama kimseye söylemeyeceksin tamam mı? Ne? Birader, babam kayıp, babam ortalarda yok. Bora bir şey yapmış babama, Muzo da babamın nerede olduğunu biliyor. Olay bu. Ne yapacaklar oğlum? Oğlum bilmiyorum ya, bilmiyorum. Bilmiyorsan ne biliyorsun Ateş, çıldırtma ya. Ya bak, babam beni Muzo'nun telefonundan aramış. Onu öğrendim ben. Ne alaka? İşte oğlum, Muzo biliyor babamın nerede olduğunu ya. Gözde'yle de konuştum ben. Gözde de söyledi bir şeyler. Oğlum herif bir de üstüne baksana, ensesini tutarak girdi içeri. Kesin babamla ilgili bir şey ya, kesin. Bak sana net söylüyorum. Kim lan? Eczacı. Ne alaka? Ben ne salak bir insan oldum. Bu kıza hiçbir şey söylemeden apar topar buraya geldim ya. Sumu. Evet.
Tamam, çaktırma çaktırma aç. Efendim hayatım. Neredesin sen ya? Dalga mı geçiyorsun benimle? Çağırdın yoksun. Hayatım, boru patlamış. Ne borusu? Su borusu. Onu anladık, kimin borusu? Ya bizim ilkokul var. Onun su borusu patlamış. Çocukların ayaklarını görme, ıslanmışlar, acırsın. Sen tesisatçı mısın? Hayatım, su geliyor, tazik fışkırıyor. Ben seni sonra arasam olur mu? Nasıl bir insansın sen ya? Ateş öğrendi. Neyi? Yani Evren'le ilgili ne karıştırıyorsan onu. Bir de benim seninle bağlantımı da. Nasıl? Evren bir şekilde Ateş'i şüphelendirmeyi başarmış. Tam olarak ne biliyor? Yani senin tam olarak ne karıştırdığını bilirsen ben de sana neyi bildiğini söyleyebileceğim ama. Lal tavır yapmanın sırası değil, ne biliyor? Yani Muzo'nun seninle hareket ettiğini biliyor mesela. Eğer sen bunu bir şekilde öğrenip kendini affettirmek için Ateş'e söylediysen çok kötü olur. Ya Bora, ben senin güvenini ne zaman kaybettim? Ben anlamadım ki. Ne yaptın Evren'e? Fazla bilgi insana yük. Bak, Ateş'e de yük oldu. Yazık. Sonunda her şeyin onun için iyi olacağını bilmiyor. Peki ne yapalım? Nerede olduğunu bulamaz. Muzu ile konuş, dikkat etsin. Ateş'e de dikkat etsen, tamam. Akşama kadar oyalayın. Benim yanıma da yaklaştırmayın. Oldu. Tamam. Beklettin mi? Arar aramız geldim. Yok. Maya vardı zaten. Nerede şimdi? Otele gitti. Kötüydü biraz. Çok üzüldü. Ne diyor? Bir şey demedi. Maya'nın bir günahı yok. Yıldız teyzenin de yok ama onun anlaması lazım. Anlıyor Aslı'cığım. Yıldız teyzen anlıyor. Anlamaz mı? Anlıyor da. Biz yıllar sonra birbirimizi bulduk. Bir arada olalım istiyorum. Bir aradayız zaten. Değil miyiz? Bir aradayız. Değiliz. Benim yüreğim hep ağzımda. Biz yanlış bir şey yapmıyoruz ki. Şimdi de yanlış bir şey yapıyoruz ya. Yapmıyoruz tabii yanlış bir şey. Maya o kadar acıyı bir başına çekmiş. Şimdi mutlu olmaya hakkı yok mu? Var. O zaman onu üzme. Üzme. Güzel mi? Geçen... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.